Efendim merhabalar. Ben klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Evimden Kuşadası'ndan sizlere sesleniyorum. Çünkü bu ara fazla stüdyolara gitmiyoruz. Evde kalıyoruz ve mümkün mertebe önlemlerimizi eskisine göre daha çok alıyoruz. Neden önlem almak lazım ve neden bazen önlem almakta zorlandığımız üzerine size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Birincisi, önlem alan bir toplum değiliz. Motosiklete bindiğimizde kask takmakta, arabaya bindiğimizde emniyet kemerini takmakta ya da evde deprem önlemlerini almakta hep bir eksik tarafımız var. Bugün evdeyken bir virüse karşı korunmamız gerektiğinde yine alınması gereken basit bir takım önlemleri bile almakta zorlanıyoruz. Bunlardan birincisi evde kalmak, belki bir maske kullanmak, belki ellerimizi yıkamak, tabii ki temiz suyla, güzel bir sabunla yıkamak ama yoksa bir kolonya kullanmak, bazen bir küçük gözlük bile önlem alabiliyor. Ama bugün konumuz neden önlem almadığımız. İsterseniz önce depremi sorgulayarak başlayayım. Bakalım şu önlemi kimler aldı aranızda? Deprem anında evde nereye saklanacağınıza karar verdiniz mi? Bakın bu kararı verme oranı İstanbul'da sadece %21. Yani her 5 kişiden biri deprem anında ne yapacağına karar vermiş durumda. Ya en son yaptığımız bilimsel çalışmada %9 apartmanın çıkışına koşarım, %7 pencereden atlarım, %6 asansöre binerim diyor. Yani önlem alma konusunda deprem örneğinde sınıfta kalıyoruz. Gelelim emniyet kemerine. Her arabada emniyet kemeri var. Emniyet kemeri takmayı biliyoruz. Emniyet kemerinin işine de yarayacağını düşünüyoruz. Ama takma oranımız o kadar yüksek değil. Birçok kişi diyor ki, herkes için emniyet kemeri lazım ama ben kaza yapmam. Kaza yapsam bile delikanlı adam camdan fırlamaz diye düşünen var. Yani bana bir şey olmaz düşüncesi emniyet kemeri takma miktarımızda ne yazık ki azaltıyor. Efendim bana bir şey olmaz düşüncesinin yanında başka bir durum var ki önlem almamızı hayli arttırıyor. Bunlardan en önemlisi önlem almanın algılanan zorluğu. Yani herhangi bir konuda önlem alırken bunun zor olduğunu düşünürsek önlem alma miktarımız düşüyor. Ama onun ötesinde onun yararlı olduğunu düşünürsek ise önlem alma miktarımız artıyor. Yani evde kalmak mı zorundayız? O zaman evi çekici hale getirirsek zorluğu azaltırız ve evde kalırsak virüsün yayılmayacağına inanırsak da yararlılığını arttırmış oluruz. Son madde, risk ve kaynak oranları. Şimdi bazen riski o kadar büyütüyoruz ki işte virüs bizi hasta edecek, ekonomik sıkıntılar yaratacak, bir yandan hiçbir zaman eskiye dönemeyeceğiz, dünya düzeni değişiyor derken risk şu hale geliyor. Öte yandan kaynağımız da sadece elini kayıp evde kalmak. Çok az gibi bu durumda kaynak da şöyle algılanıyor. İşte riskin bu kadar büyük, kaynağın da bu kadar az olduğu durumlarda insanlar genelde rasyonel davranışlar göstermek yerine riski görmezden gelip inkar ederler. Çünkü bu risk gerektiğinden fazla kaygı yaratır. Aşırı kaygı bu olayı görmezden gelmeye, yani inkar etmeye neden olur. Peki çözümü ne? Önlem almamız gereken durumla ilgili riski arttırırken bir yandan kaynakları da arttırmamız lazım. Yani şu dengeyi sağlamamız gerekiyor. İşte risk ve kaynakların boyunu eşit hale getirirsek o zaman insanlar rasyonel davranışlar gösterip önlem alabilirler. Kaskı takmadık, emniyet kemerini takmadık, depreme önlem almadık ama şu süreçte evimizde kalıp maskemizi takıp eldivenlerimizi giymekte fayda var. Neden? Çünkü virüs hızını düşüreceğiz, yayılma hızını düşüreceğiz. Peki bunun için neler gerekiyordu? Birincisi bana bir şey olmaz düşüncesinden, ikincisi kaderimde varsa zaten olur düşüncesinden, üçüncüsü önlemleri devlet alsın, benle ne alakası var düşüncesinden kurtulmamız, önlem almanın zorluğunu azaltmamız, yararlılığı ile ilgili algımızı arttırmamız ve kaynaklarımızın farkına varmamız gerekiyor. Her türlü riske karşı önlemlerimizi aldığımız muhteşem bir gün diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın.